Evet efendim, fuarımızın içeriği bitmiyor. Çok güzel görsel şelenin olduğu bir yerde ama bambaşka bir konuyla beraberiz. Konumuzu beyefendiden öğreneceğiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hamit Hayran. Ben ortopedik aslında engelliyim. Asıl baba mesleğim ağaç oymacılığı başladıktan sonra 88 yılında geçirmiş olduğum bir kazadan dolayı elektrik kazası geçirdim. 90 yılında bu güzel, muhteşem sabır sanatına devam etmeye başladım. Ne yapabilirim diyerek başladığım bu zaman diliminde 30 yıllık mazide şu andaki çalışmalarımızda Dünyada Yumurta Sanatı Derneği'nde üyeyiz. Dünya Yumurta Sanatı Ansiklopedisine ilk giren Türklerdenim. Ve geçen seneki yaptığımız bir tek çalışmayla dünya birinciliğini aldık. Şimdiki yaptığımız bir çalışmamız var. O da 11.600 üzerinde bir delik delerek kompozisyon dahilinde Guinness Rekorlar kitabına hazırlanıyoruz. Maşallah, çok güzel. Evet efendim, beyefendinin dediği gibi yumurta sanatı üzerine konuşacağız. Yumurta sanatı nedir efendim? Yumurta sanatı bildiğimiz irili ufaklı. En küçük yumurtamız şu anda elimizde mevcut olan Hint bülbülünden tutun deve kuşu yumurtasına kadar tüm yumurtaları çalışıyoruz. Bu güzel muhteşem sanatta yumurta üzerine kesim yapacağımız hiçbir yumurta yok. Ama incesinden kalınına doğru aldığımız zaman yumurtalarda en küçük yumurtalarımız incedir. 0 mikron kalınlığındadır. En kalını da 2 milim kalınlığındadır. Şimdi bunları işlerken zorlukları vardır ama her yumurtanın içine aldığımızda şırıngayla boşaltırız. Olmazsa olmaz dediğimiz bu sanatın en zorluğu burada başlar. Bu zarın buradan çıkartmak zorundayız her yumurtanın. Her yumurtayı çıkarttıktan sonra, zar çıktıktan sonra temizlenir, yıkanır. Bunu özel bir suyumuz var, lisyonumuz, onu hazırlarız. Onun içinde durur, kurutulur. Kurutulduktan sonra insanların hayallerini gerçekleştiririz. Bizim dünya yumurta sanatındaki en güzel yönümüz, çalışmamız insanların hayallerini gerçekleştirmek. Asya, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'daki bu çalışmalarda bağımsız çizgiler, hayvanlar, böcekler, çiçekler, harç resimleri bunlar. Boyama genellikle içlerini doldururlar ve bunları yaparlar. Ama bizde öyle değil. Aldığımız yumurtada işte birisi demiştir ki 1923'ü işler misiniz? Cumhuriyeti der. Biz de burada işleriz. Türk askeri, Türk bayrakları ve bunun üstündeki mesela kesim sayısı 1923 tanedir. İşte bu yüzden bu sanatta en güzeli sabır sanatı olduğundan dolayı, kırılgan olduğundan dolayı sabırla işleyip insanların hayalini gerçekleştirmektir. Peki bu yumurtanın seçilmesindeki incelik nedir? Kesimde mi? Seçilmesinde. Her yumurtadan olmuyordur diye düşünüyorum. Hayır hayır, her yumurtadan olur. Yalnız bizim tek bir şey olayımız vardır. Bir ördek tavuk yumurtasını aldığımızı düşünün. Tavuk yumurtalarının üstünde gizli çatlaklar oluşur bunlarda. Bunları gözle göremezsiniz. Karanlıkta ışık vururuz. O gizli çatlaklıkları görürüz. Bunları ayırır. Ayırdıktan sonra içlerini boşaltırız, zarını çıkartırız ve işleme başlarız. Ama doğa hayvanlarında genellikle %100 kalsiyum oranı fazla olduğundan dolayı bunlarda ışığa tutmamıza gerek kalmaz. Çünkü bir numaralı kalsiyumdur ve tertemiz pırıl pırıl bir yumurtadır. Seçeneğimiz bunların ikisindeki farklılık budur. Ondan sonra da bu seçimden sonra da yumurtaların çalışmasına başlarız. Ben çok teşekkür ediyorum röportajınız için. Küçük bir şey seyredebilir miyiz acaba? Tabii ki. Ama şunu söylemekte fayda var. Son olarak eklemek istediklerinizi ekleyin. Ki. 30 yıllık mazisi olan Asya, yani daha doğrusu dünyadan almadığımız bu teknolojiden veyahut da teknolojinin olmadığı bir zaman diliminde çağ dışı dediğimiz aletlerle başlayıp bugünlere kadar getirdikten sonra şimdiki teknolojiyi kullanıp bunları yaparken Anadolu'nun güzel insanları,
sadece yumurta deyip de bakmasınlar. Yumurta yenir ama kabuğundan muhteşem eserler çıkar. Bunun yanı sıra şunu söyleyelim. Günümüzdeki bu yumurta sanatından önce yumurta sanatı var mı? Var. Ne zaman? Osmanlı İmparatorluğundan da olan 4 tane güzel bir eser var. Bunu Kültür Bakanlığımız da biliyor. İstanbul'da bunlar sergileniyor. Ama bunu unutulmaya yüz tutmuş sanatımızın içinde halen kabul edilmiyor. Şunu söylüyorum. Kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu sanata el vermelerini isterim. Sebebi 30 yıllık bir engelli olarak engelleri aşmış, kimseden bunun mana ve anlamını bilmeden çıktığım bu yolda dünya lideri sanatta birinci olup omuzlarımda bunu taşırken onurla taşıyıp bu sanata destek vermelerini istiyorum. Bundan sanat olduğunu, zanaat olduğunu. Ama vurgularken şunu vurgulamakta fayda var. Ben usta değilim. Ben sanatçı da değilim. Ben Kırşehirliyim, ahilik kültüründen geldiğim için bizde ilk önce edeptir. Edeple gelen bir kul olarak ben zanaatkarım. Zanaatkar olduğum için, ben verenlerden olduğum için, insan eseri bırakmak için uğraşan bir Hamit hayranım ben. Bu şekilde bize destek verirlerse ben herkese sonsuz saygılarımı sunarım. Biz de buradan yetkililerimize iletmiş olalım efendim. Mesela şu anda bir Allah lafzı var. Boyadık. Bunu boyadıktan sonra düzeltmelerimiz vardır. Şimdi o düzeltmeye geçeceğim. Ne kadar zamanınız alıyor? Bu yumurtalı kesimleri bir gün ile 2 ay arasında değişir. Onun manası da şudur. Çizim, kesim ve yumurtanın kalınlığına göredir. 2 ay sürende deve kuşu yumurtası devam ettirir. O yüzden. Düzeltmemizi yapıyoruz. Fıçadan kayanları. Bunları böyle düzelterek ondan sonra eserimiz ortaya çıkıyor. Bunlar da bittikten sonra arkasındaki bağımlı ve bağımsız dediğimiz güzel kesimlerimiz var. Aynı buradakileri gibi. Onları kesiyoruz. Şimdi kesmeye kalkacak olursak yumurta sanatında uçlarımızı değiştiriyoruz. Her yumurtanın da kendine göre has freze uçları vardır. Mesela buradaki bir çalışmamızda dönüyor mu? Şimdi bu dönüyor. Doktorların kullandığı freze uçtur bu. İşte bu şekilde. Veyahut sevgi çiçeği dediğimiz bu şekilde. Bunu da ışıklandırırsak bu şekilde. Şekillerimizin ucu bucağı yok, hayallerimiz kadar. Aynen öyle. Çizimlerde ve kesimlerde hayal dünyası geniş bunda. Çünkü hayal bendeki değil, hayal güzel insanların hayallerini gerçekleştirmek güzellik burada. Peki yumurtalarımızı ne olarak kullanabiliyoruz? Nasıl yani? Mesela aksesuar sanırım, abajur oluyor. Bunları yaptığımız gece zaman, lambası sanırım. Bunları yaptığımız zaman özel günlere ait hediyelik türü. Günü mesela doğum gününde, anneler gününde, babalar gününde, yılbaşında, düğünde, nişanlında, merasiminde, mesela evlenecek olanlar için benimle evlenir misin? İçine yüzük koyarak kapaklı bu ördek yumurtasıdır. Bunların işte hayaller geniş. Bizde hayaller geniş. Yeter ki aşk ile, sabırla çalış. İşte öyle der. Zanaat usta ister, emek ister, sabır ister. Evet. Sizi nerede bulabiliriz? Ben Ankara Gölbaşı'ndayım. Aslen Kırşehirliyim ama Ankara Gölbaşı'nda, o güzel beldede, orada oturuyorum. Yaptırmak istersek. Atölyem orada. Oraya mı gelmemiz gerekiyor? Aynen öyle. Atölyeye gelmeniz gerekir. Başımın üstünde yeriniz var. Mogan Gölü'nde kıyısında, 18 metre Mogan Gölü'nün kıyısında bir atölyemiz var. Çok teşekkür ederim ben efendim. Ben de çok teşekkür ederim.